Bu videoda kalp hücrelerindeki elektrik iletiminden bahsedeceğiz. Kalp, miyosit adı verilen kas hücrelerinden oluşan bir organdır. Miyositler kalbe özel kas hücreleridir. Ama aynen diğer kas hücreleri gibi pozitif iyonların girmesiyle kasılırlar. Pozitif iyonların hücreye girişi sarkoplazmik retikulumu uyararak sarkoplazmik retikuluma kalsiyum iyonlarını salmasını söyler. Kalsiyum iyonlarının serbest kalması, Aktomiyosin bağlanmasını kolaylaştırarak hücrenin kasılmasını sağlar. Şimdi de elektriksel aktivitenin kalp hücreleri arasında nasıl iletildiğine bir bakalım arkadaşlar. Bunun için aynen soldaki gibi bir kutucuk olarak 3 tane kalp hücresi çizeceğim. Hepsine sarkoplazmik retikulum da ekleyelim. Biliyorum zor ve garip bir isim ama çok önemli. Onun için sık sık duymaya hazır olun. Tabi ara sıra sürçüp söyleyemeyebilirim ee, ama tekrarlayacağım emin olun. Öncelikle dinlenme durumu. Kalp hücresinin dışı kısmen pozitif yüklüyken içi de kısmen negatif yüklüdür. Kasılmadan önce ne oluyordu? Pozitif iyonlar hücreye girdiğinde sarkoplazmik retikulumda pozitif iyonlar salıyordu. Bu iyonların burada da anlattığım gibi kalsiyum iyonları olduğunu bir kere daha hatırlatayım. Bu durum Hücre içi elektropozitif, hücrenin yani içini pardon, elektropozitif dışını da elektronegatif hale getirir ve depolarizasyon adını alır. Depolarizasyon, pozitif iyon akışından sonra hücre zarı potansiyelinde gerçekleşen değişimdir ve bu değişim hücreler arası zar potansiyelini daha pozitif hale getirir. Depolarizasyondan kısa bir süre sonra hücre yeniden polarize olur. Not ediyorum. Yeniden polarize olur. Hücredeki pozitif iyonlar özel kanallar aracılığı ile dışarı atılır ve kalsiyum iyonları da sarkoplazmik retikuluma geri dönerler. Bu sayede hücre dinlenme durumundaki zar potansiyeline geri döner ve artık depolarizasyon için hazırdır. Depolarizasyondan sonra yeniden polarize olur ve bu döngü de bu şekilde devam eder. Elektriksel aktivitenin kalp hücreleri arasında nasıl iletildiğini gördüğümüze göre Sıra bu aktivitenin tüm kalbe nasıl iletildiğini öğrenmeye geldi. Kalpteki elektrik iletimini ölçmek için voltajı ölçen sondalar kullanırız. Bir negatif, bir de pozitif sonda kalpte iletilen elektriksel aktivitenin yönünü bildirirler. Bu noktada bu sondaların sadece kalbin dışına olan, dışında daha doğrusu kalbin dışına bakıp, dışında olan biteni görebildiklerini eklemek söylemek istiyorum. Dinlenme durumundaki hücrelerin dışı daha elektropozitifken içleri de daha elektronegatifti. Depolarize olmuş hücrelerin ise içleri daha elektropozitifken dışları daha elektronegatifti. Bunu söylemiştik, hatırladık değil mi? İşte bu yüzden de sonda dinlenme durumunda bir hücre gördüğünde bunu pozitif olarak algılayacak ve sonda hücrenin içinde olup biteni bilmeden sadece dışını gördüğü için depolarize olmuş bir hücreyi de negatif olarak algılayacak. Biraz daha kolay anlaşılması için dışları pozitif olan hücreleri pembe, negatif olanları da mavi ile göstereceğim. Dinlenme durumundaki hücrenin pembe, depolarize olmuş bir hücrenin de mavi olmasının sebebi bu. Anlaştık mı? Elektriksel aktiviteyi normalde birkaç sonda ile inceleriz ama burada her şey daha kolay olsun diye. Sanki sadece iki tane sondamız varmış gibi konuşalım. Bir çift sondanın sayesinde kalpte iletilen elektriksel, elektriksel aktivitenin ya da depolarizasyonun yönünü öğrenebileceğimizi unutmayın. EKG makineleri sondalardan gelen veriyi dalga ve eğrilere dönüştürerek bir çıktı verir. Başka bir deyişle kalpteki elektrik sinyalleriyle bir grafik çizebilirler. Bunu nasıl yaptıklarından az sonra daha ayrıntılı bir şekilde bahsedeceğim. Evet, diyelim ki dinlenme durumunda bir kalbe bakıyoruz ve depolarizasyon dalgası negatif sondanın olduğu taraftan başlayıp pozitif sondanın olduğu yöne doğru hareket ediyor. Negatif sondanın olduğu tarafta depolarizasyon başlıyor ve pozitif sondaya doğru ilerliyor. Sondalar hücrenin hücrelerin dışını görebildikleri ve depolarize olmuş hücrelerin de dışı negatif olduğu için bir noktada depolarize olmuş bazı elektronegatif hücrelerle depolarize olmayı bekleyen elektropozitif hücrelerden oluşan bir karma elde edeceğiz. Bir çift kutup yarattığımızı görüyor musunuz? Çift kutup pozitif ve negatif yükler arasındaki dengesizliğe işaret eder ve çift kutbun baş tarafı pozitif yüke doğru döner. Eğer bu çift kutup sonda çiftiyle aynı yönde yani paralelse ve eğer çift kutbun baş kısmı pozitif yükü işaret ediyorsa EKG bize bunu pozitif bir dalga ya da eğri olarak gösterir. Başka bir örnek daha vermek istiyorum. Burada da aynı şekilde yerleştirilmiş iki tane sonda olacak ama depolarizasyon dalgası bu sefer ters yönde hareket edecek. Yani pozitif sonda e, tarafında başlayıp negatif sondaya doğru ilerleyecek. Az önceki örnekte olduğu gibi yine pozitif ve negatif hücrelerimiz olduğu için yine bir çift kutup oluşacak. Çift kutup sonda çiftiyle aynı yönde ama çift kutbun baş kısmı bu sefer negatif yüke işaret ettiği için EKG makinesi bunu negatif bir eğri olarak çizecek. Peki sizce depolarizasyon dalgası dik bir yönde oluşursa ne olur? Negatif ve pozitif bu şekilde. Ama depolarizasyon dalgası dik bir şekilde ilerliyor. Diğer örneklerde olduğu gibi yine bir çift kutup oluşacak ama bu sefer çift kutup sondalara dik olduğu için EKG makinesi bunu nötr bir dalga olarak algılayacak ya da dalga oluşumu olmadığını raporlayacak. Dinlenme durumundaki kalbin hücreleri depolarize olmaya başlıyor. Bu örnekte negatiften pozitife doğru depolarize olduğunu düşünelim. Evet, sizce depolarizasyondan sonra ne olur? Tabii ki yeniden polarizasyon. Döngüyü hatırladınız mı? Hatta hücreler çoğu zaman depolarize oldukları gibi yeniden polarize olurlar. Yeniden polarizasyonun yönünü bu şekilde göstereyim. Aynen diğer örneklerde olduğu gibi burada da bir çift kutup ortaya çıktı öyle değil mi? Ve bu örnekte çift kutbun baş kısmı negatif yüke işaret ettiği için EKG makinesi bunu nasıl yorumlayacaktı? Doğru. Negatif bir dalga ya da eğri olarak bu aslında yukarıdaki örneğe çok benziyor ama bu örnekte pozitiften negatife doğru bir depolarizasyon varken burada negatiften pozitife doğru bir yeniden polarizasyon, repolarizasyon var. EKG makineleri elektriksel aktivite hakkında çok fazla bilgi verir ve sağlıklı bir kalp için EKG makinesinin çizeceği grafik bellidir. Bunun aksine, hücreleri hasta olan ya da uzun yıllar süren yüksek tansiyon gibi sebeplerle büyümüş ya da genişlemiş bir kalp gibi normalin dışında boyutlara sahip olan kalplerdeki elektriksel iletim de normal olmayacağı için EKG sonuçları sağlıklı bir kalbe ait EKG'ye benzemez. Bu yüzden de EKG makineleri kalp hücrelerinin ne kadar sağlıklı olduğu konusunda bize fikir verebilirler.